Ve ölenler Allah'tan rahmet diliyorum deprem sebebiyle. Ve bu söylenilen sözlerden incinenlere de tekrar geçmiş olsun diyorum. Desteğe ihtiyaç olduğu zaman burada Beyza Hanım, Ruh Sağlı Derneğimizin üyesi, Şevval Hanım üyesi, Başkan Yardımcımız Beyza Hanım ve bu programa müsait olmadıkları için katılan bütün arkadaşlarım adına hem bu saldırılardan, siyasal mobbinglerden rahatsız olan deprem zedelerimizin yanında olduğunu söylüyoruz. Hem de kendini tutamayıp hala onları üzmeye çalışanlara da ücretsiz psikolojik rehabilitasyon desteği vermeyi biz taahhüt ediyoruz. Bize başvursunlar. Web sitemiz onlara da açık. ruhsağlığıderneği.org slash 6 subat adresinden ücretsiz destek alabilirler. Tekrar sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başlık açmışlar acıma diye Başlık açmışlar depremzedeler diye yazıklar olsun diye korkunç yani cahil diye ve bu bunun altında bir kişi on kişi değil on binlerce insan az sonra sayfanın altında göstereceğimiz örnek birkaç tweet'i paylaşmışlar. Yani bunu açıklamakta anlamakta o kadar zorlanıyoruz ki yani bunu. Gerçekten ölümle hayat arasında ince bir çizgide nefes almaya çalışan depremzedelere nasıl söylersiniz? Bunu söylemek kimsenin hakkı değil. O insanlar acılılar, yaslılar, kayıp yaşamışlar. Yani bu hakarete varan maksadı anlaşılmayan paylaşımlar yapmak kime ne kazandırır? İnsanları kin ve düşmanlığa sevk edecek bu tür konularla ilgili savcılıkları da ben göreve davet ediyorum. Bununla beraber. Yani ikincil travma dediğimiz şeyi özetlemek lazım. Fiziki yaradan daha derin ve etkileyici olan ikincil yaralanmalar psikolojiktir. Yani biz depremde sadece fiziksel yara almayız, gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz de yaralanır. Az sonra diğer katılımcı hocalarımız da ifade edecekler. Bu süreden, bu süre zarfında yapılan ikincil travmalar birincil travmalardan daha zor geçiyor ve etkisi daha ağır oluyor. Yani depremzedelerimiz bu tür ifadeleri hak etmediler diye düşünüyoruz. Bu yapılmış yardımları başa kalkmaktır. Yani böyle bir şey bizim kültürümüzde geleneğimizde yok. Biz düşman askerine yemeğini paylaşmış, hastasını tedavi etmiş bir milletiz. Sadaka kutuları koymuşuz, sadaka taşları koymuşuz. İnsanlar birbirlerine ne verdiğini görmesin. Hatta sağ elimizin verdiğini sol elimiz vermesin, bilmesin demişiz. Yani insanlar bu başa kalkmayla, bu yardımları reddederek maalesef büyük bir ayrımcılık yapıyorlar. Yani aslında bunu demokrasi anlayışlarına da sığdıramıyorum. İşte Depremzeder keşke binaların altında kalıp ölseydiniz de bu seçim süreci ikinci tura gitmeseydi diye tweet atan çöp beyinli olmakla ee, ne diyeceğim bilemiyorum yani itham edilen bu insanların biz buna razı değiliz, razı olmayacağız. Bu ülkedeki bütün vatandaşlar bizim. Biz bu hakaretlerden mağdur olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca bu hakaret edenlere de ücretsiz rehabilitasyon hizmeti verecek uzmanlarımız. Çünkü bizim birlikte olmamız lazım. Siz de bizim bu ülkenin evladısınız. Birbirimize barışmamız lazım. Artık bu ortama gelmek istiyoruz.